Merhaba, hoş geldiniz. Murat Sarman ile birlikte her hafta yaptığımız, her pazartesi yaptığımız haftanın notları programında yine karşınızdayız. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok sağ ol Semih. Teşekkür ederim. Nasıl? İyi haftalar şimdi. İyiyiz vallahi işte ya. Hareket başladı işte. Sezon finali demiştir. Tam sezon finalinin içindeyiz şu anda. Evet, konuşacağız detaylarını ama önce şunu belirteyim seyircilerimize. Biz bu sefer bu çekimi pazar akşamı yapıyoruz. Yani piyasaya açılmadan yapıyoruz. Genelde pazartesi sabah saatlerinde yapıyorduk piyasa açıldıktan sonra. Seyircilerimiz izlerken bunu aklında tutsunlar. Çünkü bazen piyasa çok sert hareket yapıyor. O yüzden açığa düşüyoruz. Bunu seyirciye belirtmemiz gerekiyor. Bu haftalık pazar akşamı çekiyoruz. Ayrıca herkese yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yorumlar geliyor. Çok güzel izlenme sayıları elde ediyoruz. Herkes teşekkürler. Murat Bey, siz bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Gerçekten ya bu bizi çok motive ediyor Semih. Gerçekten. Yani buradaki amacımız dediğin gibi hafta başlarken işte ne oldu geçen hafta, bu hafta ne bekliyoruz, nelere dikkat etmeliyiz, neler olabilir. Bunları böyle çok kısa bir şekilde, hap şeklinde insanlar işte işine giderken, işte öğlen arasında hızlıca bütün işte yani çok biz 20 dakikalık belki de bir video çekiyoruz ama tabii arkasında benim iyi bir hafta sonu, çalışma hafta sonum oluyor. Çünkü bunları hap olarak vermek kolay değil. Hepsini, bütün bilgileri bir yere topluyoruz ve bunlara iletmeye çalışıyoruz yorumlarla birlikte. Evet, herkes tekrar çok teşekkür ediyoruz ve bu haftanın gündemine geçelim. Bu hafta ne konuşacağız? ABD enflasyonu konuşacağız. ABD borsalarındaki çöküşü konuşacağız. Tabii ki Türkiye BIST 100'e ve dolar endeksine de bakacağız. Ayrıca da haftanın anketi yapacağız. Hazırsanız başlayalım Murat Bey. Başlayalım. Tamamdır. Önce haftanın anketine başlayalım. Biz şu soruyu sorduk seyircilerimize. Geçen seneye göre alım gücünüz nasıl değişti? Oldukça tepki geldi. Böyle bir sorum oldu, bunu anketim oldu diye. Ama biz biraz da tabloyu ortaya koymak için bu soruyu sorduk. Sonuç şu çıktı: %95 azaldı, %3 değişmedi, %12'de arttı. Siz ne diyorsunuz? Türkiye son bir senede alım gücü sizce nasıl değişti ve anket sonucu nasıldı sizce? Ya Semih şöyle, ya tepki gelmiş olabilir tabii ki ama aslında doğru bir anket. Çünkü şöyle düşün, bir tarafta hükümet diyor ki biz vatandaşı işte enflasyonu ezdirmeyeceğiz diyor. Ezdirmiyoruz diyor. Diğer taraftan da çok ciddi bir şekilde satın alma gücü kaybı var burada. Sebebi şu, evet asgari ücret artışları geliyor, işte emekli maaşları artıyor ama enflasyon kadar artmıyor. Şimdi enflasyon kadar artmıyor dediğimiz şu, enflasyon kadar artsa da gerçek enflasyon kadar artmıyor. Çünkü bütün bu artışlar geriden geliyor ve TÜİK enflasyonu baz alıyor. Fakat TÜİK enflasyonunda bugün çok kısaca böyle bir özet yapalım. Yani 83,5 TÜİK enflasyonu. İTO, ki bunu çok paralel gider biliyorsun, İstanbul Ticaret Odası enflasyonu %107. ENAG'ı hiç yani söylemesem de olur aslında ama %185, yani arada 100 bas puan var. Kıbrıs enflasyonu, KKTC enflasyonu da o da bildiğim kadarıyla %120'lerde. Yani çok ciddi bir fark var diğer tüm enflasyonlarla birlikte. Onun için bu anketin böyle çıkması, yani bana anketten önce sorsan %90 derdim yani. Çünkü bunu hepimiz çok net bir şekilde hissediyoruz. Onun için zaten bir önceki programda, yani bunu meslektaşlarım da söylüyor. Evet. Önemli bir asgari ücret artışı bekliyoruz. Çünkü seçime gidiyoruz ve seçimde bir şekilde hükümet bunu kompanse etmeyi isteyecektir. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan biz bu yöne gerçekleştirmeden birkaç saat önce de zaten bu yönde bir açıklama yaptı. Tekrar altını çizdi. Muhtemelen yüksek bir ücret artışı gerçekleşecek. Peki şimdi bu haftanın herhalde en çok takip edecek, en yakından takip edecek verisi ABD enflasyonu değil mi? Tabii. Ne bekliyoruz? Yani evet ya şöyle, ya beklenti 8,1. Ama şöyle baktım, yani geçmiş aylara baktım. Mesela Ağustos'ta 8,3 gelmiş. İşte Temmuz'da 8,5, Haziran'da 9,1. Ya baktığın zaman bir yavaş yavaş bir düşüş var. Ya tabii ki buradaki risk yani 8,1'in üstünde gelmesi. Yani o 8, hele 8,3 gibi üstünde gelirse
O zaman düşüş trendi kırılmış olur. Burada tabii 8 ya da 8'in altı gelmesi açıkçası piyasalar için olumlu olur. O cuma gün gördüğümüz işte tarım dışı ondan da bahsedeceğiz. İşte en önemli verilerden bir tanesi, belki de en önemlisi tarım dışı istihdamla birlikte. Tarım dışı cuma günü 250 beklenirken biliyorsun 263 bin geldi. İşte işsizlik 3.7 beklerken 3.5 geldi. Yani bu tabii ki bir panik getirdi piyasalarda. Çok sert bir düşüş oldu cuma günü. Çeyreğe çok iyi başlamıştık. Aslında genellikle böyle çeyreklerde yurt dışı piyasalarında böyle olumlu başlangıçlar hep görmeye alışırız. Fakat tabii kırılgan piyasalar. Ve bir tane veriyle hem kar satışı gerçekleşti ama tabii biraz sert oldu bu. Onun için sen de doğru ifade ediyorsun. Gerçekten yani perşembe gelecek veri bundan en azından Fed'e kadar çok belirleyici olacak. Fed toplantısına kadar. Peki sizce Fed'in kafasındaki şeyi değiştirir mi? Yani 75 bas puan mı şu anda bekliyoruz Fed'den bir dahaki toplantıda? Buradaki bir ters bir veri veya beklentinden çok farklı olan bir veri bu 75 bas puanlık faiz artışı ihtimalini azaltır veya arttırır veya derecesini tabii ki. Yani böyle ya 0-1 şeyler puan 100 bas puan gibi yani %0-1 bir yanılma enflasyonda beklentiye göre çok fazla bir şey değiştirmez ama yani şu anda 75 bas puan artık yapacak gibi gözüküyor ama hani çok düşük bir enflasyon gelir. Hani bunu acaba 50 bas puan bu sefer daha fazla fiyatlanmaya başlar. Bu da tabii ki piyasalar için tekrar bir yükselişin çok ciddi bir bahane olur. Buradaki en büyük risk tabii enflasyonun böyle geçen ay gibi gelmesi ya da geçen ayın daha yükseğinde gelmesi tabii çok ciddi bir sıkıntı yaratar. Yani bu sefer 100 bas puan fiyatlanmaya başladığı zaman yine piyasalarda ciddi bir volatilite yaşarız. Peki Murat Bey, buradan içeriye geçelim. Cuma günü ciddi bir düşüş yaşandı Amerika borsalarında ve bizim borsamızda yani biz bu yayını izleyenler de açılmış olacak. Sizce bu sert düşüş Türkiye, Borsa İstanbul başta olmak üzere etkiler mi? Ve bu ABD enflasyon verisi perşembe günü açıklanacak, bayağı bir süre var esasında. Türkiye açısından 4 günlük bir süre, 4,5 mesai günü neredeyse. Biz ne beklemeyiz Türkiye borsalarında bunun yansıması olarak? Şimdi bu yani tabii izleyen yatırımcılar borsada açılmış olacak. Tabii bu sert bir düşüş oldu. Muhtemelen bir kısmı bize yansıyacaktır ama izleyenler de özellikle bu işin içinde olanlar biliyorlar ki bu korelasyon son dönemde biliyorsun çok azaldı. Çünkü yabancı yatırımcı neredeyse kalmadı işte. %75 paydan işte yarı yarıya indi şu anda. 35'lerde yabancı payı borsada. Tahvilde daha da yani %30'lardan %3-3,5'lara indi. Onun için yabancı yatırımcı oranı çok düştü. İşte içeride de biliyorsun borsa harici çok fazla alternatifte kalmadı. Çünkü gittikçe bu negatif reel faiz farkı gittikçe artıyor. İşte KKM belirli bir yere geldi. Onun için borsa en azından enflasyondan korunmak için, çünkü enflasyondan dolayı şirketlerin değer kazanacağı artık belli. O da bir korunma gibi gözüküyor. Tabii çalkantılı dönemler de oluyor ama onun için tabii bir satış olabilir ama ben yurt dışındaki sert böyle bir satış açıkçası beklemiyorum, onu söyleyeyim. Yani hafta genelinde de beklemiyorum. Tabii ki enflasyon verisi bu işi değiştirebilir. Yani çok yüksek bir veri gelmesi, yine yurt dışında sıkıntı yaşanması tabii ki bu bir kısım bizi etkileyecektir ama tekrar söyleyeyim yani yurt dışı piyasalarla yabancı yatırımcı azaldığı için korelasyon çok ciddi bir şekilde azaldı son dönemde. Evet, gerçekten korelasyon son derece azaldı, haklısınız. Peki buradan herkesin merak ettiği konuya göre döviz piyasaları, döviz kuru ne olacak? Şimdi yine tabii esasında bizim burada dışa bağımlılığımız yine korelasyon azaldı ama yine ne olursa olsun borsaya göre daha çok bağımlıyız dışarıya, ne de olsa dolar. Burada ne görmeliyiz? Çünkü düşük de olsa bir tansiyon artışını hissediyoruz dolarda esasında. Aynı zamanda rezervlerdeki azalışı da büyüyoruz. Rezerv Merkez Bankası da müdahale ediyor. Dolar satarak, döviz satarak rezervde bir eğime var. Nereye doğru gidiyoruz döviz piyasalarında? Yavaş yavaş
artıyor döviz, yani TL değer kaybediyor yavaş yavaş. Yani hafif ateşle gidiyor diyelim. Yani böyle işte Brunson gibi, Brunson dönemi gibi ya da geçen sene KKM öncesi gibi böyle çok yüksek ateşle gitmiyor döviz. Çok hızlı gitmiyor ama yani şu anda belirtilerin yani yukarıya gideceği şeklinde, aşağı gitmesi çok kolay değil. Çok sebebi açık, yani yüksek bir cari açık var. Bu arada tabii haftanın notları programı yapıyoruz. Tabii. İki tane daha önemli veri açıklanacak. Yani bir, işte Türkiye'de bir tanesi Salı günü biliyorsunuz cari denge gelecek. Evet. İşte 3-3 milyar dolar civarında bekleniyor. İşte dış ticaret açığı -11 milyar dolar gelmişti. Ve cari açık herhalde -45-50 milyar, -50 milyar dolar arasında olacak. Bu tabii ki döviz talebi demektir. Onu söylemek lazım. Sanayi üretimi gelecek. Burada da rakam, beklenen rakam, onu da söyleyeyim, 2,9 artış. Ama bir önceki aylara baktığım zaman işte bir önceki ay 2,4, ondan önce 8,8, Mayıs'ta da %9. Yani gittikçe de sanayi üretim artış hızı azalıyor. Şunu gösteriyor, kurdaki baskı muhtemelen devam edecek. Hele bir de biliyorsun faiz indirimleri de artık belli. Yani devam edecek. İşte Goldman Sachs yüzer bas puan indirim beklediğini söylüyor. Ben de bekliyorum. Yani çoğu da bekliyor. Meslektaşlarım da bekliyoruz. Artık o satın Çünkü alındı sanki, değil mi? yani dediğim gibi Merkez Bankası'nın tamamen bağımsızlığını kaybettikten sonra artık hani ben kendilerinde yani hiç toplanmaları da gerek yok bence. Yani bir para piyasası kurulu da yapmaları da gerek kalmıyor. Biliyorsun 2 gün toplanıyor Merkez Bankası. İşte bir gün önce işte sunumlar yapılır. Ondan sonra ertesi günde 2'de karar verilir. Ama artık kararlar alınmıştır. Onu söylemek lazım. Bir şey soracağım. Değişik bir senaryo soracağım. Şimdi 100 bas puan hemen hemen herkesin artık hemfikir olduğu bir konu. Zaten ekonomi Aynen. yönetimi bu yönde açıklama her geçen gün tek kalıyor. Sürekli tek kalıyor. Tek sefer 300 yapsın oğlum. Ya şöyle, bu tabii de bunu benim çalıştığım birkaç firmada sordu bana geçen hafta. Çok böyle sorulan da bir soru. Yani tek seferde 100 böyle bir şok gibi olur Semih. Yani çok da ihtiyaç yok yani birden 300 yapmaya. Yıl sonuna kadar yani şimdi şöyle bir durumdayız. Hani ekonominin geldiği nokta falan. Ya bugün işte 84 milyon vatandaş diyelim. İşte diyelim ki 84 milyon ekonomist olsun. İşte 83 milyon 999 bin 999 kişi aynı şeyi söylese, sadece bir kişi olan Sayın Cumhurbaşkanı tersini söylese onun dediği olacak. Ya yani onun için hani kimin ne söylediği artık önemi yok Semih. Yani bu sistemde bir kişi her şeyin kararını veriyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı 300'de bir seferde derse de 300 olur, ama hani sanki yıl sonuna kadar dediği için ve Merkez Bankası'nın patikası 100 olduğu için, yani 100 yaptığı için sanki 3 kere 100 diye. Ha bu arada yani şeyi de konuşmuyorum ya bu arada. Hani karar doğru yanlış zaten, yani onu artık Evet, onu o aşamaları maalesef geçtik. geçtik. Yani bambaşka bir dünyadayız. O artık Artık onu söylemeye gerek onu yok. Ya söylemek. rakamlar belli Semih, 19'du geçen sene, işte 12 oldu. İşte enflasyon 19'du. Bugün 83,5 oldu. Çekirdek enflasyonu 20-25'ti. 75 oldu. Yani faiz indikçe enflasyon yükselmeye devam edecek. Yani 200-300 yıllık iktisat teorisidir bu. Bu arada tabii baz etkisinde düşecek. Bu tabii hükümetimiz bunu kullanacak. Yani gelecek aylarda bizim yaptığımız programlarda bunu konuşacağız. Yani baz etkisi. Ama baz etkisi, şimdi senin ilk bir önceki soruna geliyorum. Hani kurdan dolayı o baz etkisi, o hesaplanan baz etkisi var ya, ya işte düşecek gelecek sene ilk çeyrekte falan. Ya bu tabii kur artmaya başlarsa tekrar, yani ve hızlı Enerji fiyatları da Murat Bey bunu istek yani kötü gidiyor. Evet. tabii, yani kaçıncı zam, evet yani petrol fiyatları biliyorsun artma ihtimali yüksek. Bu düşüşten işte petrol üreticileri de çok memnun kalmamışlar. Bir şekilde hani petrol fiyatları artma ihtimali de var, işte Rusya'da yaşananlar, orada da sıkıntılar devam ediyor farklı yerlerde.
Onun için yani hem enerji fiyatları hem de Türk lirasının değer kaybetme ihtimali bu baz etkisinin çalışmasını çok sınırlayabilir. Onun için yüksek enflasyonla devam edeceğiz, onu söyleyeyim. Maalesef, maalesef. Yani bu politikayla zaten sonuç bu olacak, enflasyon düşmeyecek. Sadece teknik anlamda birkaç puan düşecek, onu söyleyeyim. Sezon finali dediğiniz şey, biraz da altını çizelim. Şimdi yaklaştı diyorsunuz, sezon finali girdik diyorsunuz. Bu final ne zaman bitecek? Bitiş tarihi verir mi? Seyirciye merak ediyorum. Valla onu, yani Semih onu, Sayın Bahçeli biliyor yani onu, hiç kimse bilmez. Sayın Bahçeli ne zaman isterse o zaman bitecek. Yani ne zaman seçim olursa o zaman bitecek. Seçim günü bitecek. Sezon finali seçim günü bitecek değil mi sizin hesap şeyiniz öyle ekonomik olarak? Sezon finali tabii yani çünkü ya seçime kadar olağanüstü bir politika göreceğiz. Çok zor bir kış geliyor. Bu politika devam edecek. Yüksek bir enflasyon, yüksek bir cari açık. İşte yaptığın anketin sonucunu maalesef yani bizi izleyenler yani ülkenin çoğu yani çok ciddi bir satın alma gücüne kaybına uğradı ülke ve bunu düzeltecek bir şey yapılmayacak yani o belli. Tamamen seçim odaklı tüm musluklar açılacak ki bütün bu açılan musluklar ekstra bir enflasyon yaratacak çünkü yani seçim artık bir çok ciddi bir mesele oldu. Onun için sezon finali bence tabii ne zaman seçim günü olacak. Seçim sonrası da bambaşka bir dönem başlayacak. Söyleyeyim. Pazartesi günü bambaşka bir dönem başlayacak Türkiye'de. Yani seçim sonucu ne olursa olsun. Kapatırken şunu da söyleyeyim. Bu hafta pazartesi günü iş gücü istatistikleri açıklanıyor. Salı günü dediğiniz gibi dış ticaret verileri. Çarşamba sanayi üretimi ve perakende açıklanıyor. Aynı zamanda bu hafta inşaat marketleri ve inşaat satış konut satış verileri de açıklanacak. Oldukça yoğun bir hafta. Çok yoğun, evet. Onlara ben söylemedim. Daha dediğim gibi yani izleyenlerin çok da kafası karışmasın. Ha bir tane şey söyleyeyim. Cuma günü Çin'de enflasyon açıklanacak. O belki de. Ama yani 2.8 bekleniyor. Düşün ya Çin'de. Hayır, şey söylemi var ya biliyorsun. Türkiye'si. Çin'de faiz indiriyor diye. Ya Çin biliyorsun büyüme bayağı yavaşladı orada. Ama enflasyon 2.8 yani onun için onlar hala belki de faiz indirir gelecek dönemde eğer büyüme yavaşlarsa ama 2.8 gibi beklenti var Çin'de Cuma günü enflasyon anlamında ama yine söylüyoruz Perşembe günü Amerika'daki enflasyon Eylül enflasyonu gerçekten çok belirleyici olacak bundan sonraki belki de bir ay için. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Biz zaten hafta pazartesi günü yine işlere karşılıklı yayında olacağız. Hem enflasyon verisini hem de FED ve PPK haftası haftaya. Merkez FED yoktu pardon değil mi? Bu ay FED yok özür dilerim. Merkez Bankası PPK kararı açıklanacak. Onların hepsini değerlendireceğiz gündemi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Valla evet çok heyecanlı bir PPK bekliyoruz biliyorsun yani. Çok böyle inanılmaz tahminler falan olacak. Sana şunu söyleyeyim daha anketler çıkmadı ama %99 100 bas puan diye ankete cevap verecek diye söyleyebilirim yani böyle bir kainlik yapabilirim. Evet yani çok heyecanlı bir PPK olmayacak. Buradaki şey olay kur tabii yani kur herkes bunu soruyor. Yani bu kur evet gidecek ama ne zaman? Çok kusura bakma şunu sorayım o zaman. BOTAŞ çok konuşuyordu. BOTAŞ'ın erteleme konusu. 2024'de ertelemesi. Biz onu konuyu konuşmadık. Ne diyorsunuz? Belirici bir şey mi sizce? Ya tabii çok önemli bir gelişme. Onu söyleyeyim. Yani yani daha önce böyle şey ben rastlamadım. Yani kanalda zaten diğer dostlara, meslektaşlara da mutlaka bunları konuşursunuz ama benim çok duyduğum bir şey değil bu. Erteleme talebi. Tabii döviz de ödeniyor. Zor bir kış bekleniyor. Cari açığın durumu belli. İşte bir cari açık olacak. İki katına çıkacak cari açık. Merkez Bankası'nın biliyorsun rezervi belli. Yani işte eksi 60 milyar dolara yaklaştık. Onun için evet yani iyi bir gelişme değil. Yani tam yalanlama gelmedi. Yani sadece böyle bir haber düştü. Gelecek herhalde bir hafta içinde herhalde bununla ilgili net bir bilgiye sahip oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Akşam saatlerinde bu yayını yaptık. Pazar günü. İzleyiciler, yorum yazanlara, yorum yapanlara herkes çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Herkese de iyi haftalar ve ilk önce sağlıklı günler. Teşekkürler.